İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 Kasım Cuma gecesi Finsbury Park Camii'nin avlusuna Molotov kokteyli atılması Avrupa'da İslam karşıtlığının geldiği boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Emirhan Yorulmazlar, kundaklama girişiminin ardından camiye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Finsbury'deki camiyi ziyarete geldik. Yangın tehlikesi atlatan caminin önünde bir dayanışma eylemi düzenlendi. Eyleme yerel milletvekilleri, belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle farklı inanç gruplarından din adamları da katıldı. Özellikle Paris saldırıları sonrasında artan İslam karşıtı görüş, camilere ve çoğunlukla Müslüman kadınlara yönelik fiziksel ya da sözlü saldırılarla kendini gösteriyor. İngiltere'de Müslümanlara karşı nefret suçlarını izleyen Tel Mama adlı kuruluşsa, Paris saldırılarını takiben ülkede 115 İslamofobik olayın tespit edildiğini açıkladı. Paris saldırılarının ardından İtalya'daki Müslümanlar da adeta diken üstünde. İtalya İslam Toplumu Kuruluşu Başkan Yardımcısı Yahya Palavicini, ülkede Müslümanlara yönelik gözetim ve kontrollerin arttığını belirtti. Zor bir zamandan geçiyoruz ama dürüst Müslümanların çekinmesini gerektiren bir şey yok dedi. Fransa'da ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Béziers Belediye Başkanı aşırı sağcı Robert Menard ise bu kez Müslüman derneklerine ve camilere gözdağı vermek için yolladığı uyarı listesiyle gündemde. Camiler şartı adı verilen listede vaazların sadece Fransızca okunması, sokaklarda hiçbir şekilde namaz kılınmaması, ayrıca cami ve derneklerin yurt dışından finansman sağlamaması istekleri yer aldı. Ülkedeki olağanüstü hal uygulamalarını istismar eden girişimin hukuki açıdan herhangi bir yaptırımı ise bulunmuyor. Fransa'da cami veya derneklerin kapatılma kararının İçişleri Bakanlığı tarafından alınması gerekiyor.